Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus'ın zaferinden sonra Çinli arkadaşlar bana yazı yazdılar. Dediler ki bana, abi biz Çin'deyiz, senin videolarını izliyoruz. Huawei Pro 70 Ultra ile iPhone 15 Pro karşılaştırır mısın? Burada Huawei kullananların sayısı çok fazla dediler. Pekala Çinli dostlarım, sizin için yapacağım bunu. Merhaba arkadaşlar, Hangisi Daha İyi serisinin 57. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde iPhone 15 Pro ile Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus'ı karşılaştırmıştık. Ve Redmi Note 13 Pro Plus kıl payı zafer kazanmıştı iPhone 15 Pro'ya karşı. Ve gerçekten de bir amiral gemisi katili bir telefon olmuştu. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Çinli arkadaşlar benden istediler, ben de yapıyorum. Bugün iPhone 15 Pro ile Huawei Pro 70 Ultra'yı karşılaştıracağız. Hadi başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir bölümde karşınızdayım. Peki Huawei Pro neden Pro? Şimdi Huawei P serisini bilen vardır. Huawei P60 serisinden sonra isim değişti, bu P serisi artık Pro serisine dönüştü. Bunu Çin'de bir videoda izledim. Huawei Pro 70 Ultra'nın en büyük kamerasında bir parmakla basıyor, çık, kamera açılıyor. Şaşırdım. Neyse, videoyu uzatmayalım, hemen videoya geçelim. iPhone 15 Pro vs Huawei Pro 70 Ultra. Ekran boyutu 6.1 inç. Ekran teknolojisi OLED. Ekran çözünürlüğü 1179x2556 piksel. Ekran çözünürlüğü standartı Full HD Plus. Piksel yoğunluğu 460 ppi. Ekran yenileme hızı 120 Hz. Ekran oranı 19.5/9. Ekran alanı 90.41 cm². Ekran tanıklığı Corning Ceramic Shield Glass. Dokunmatik türü kapasitif ekran. Renk sayısı 16 milyon. Ekran gövdenin %87.35. Pil kapasitesi 3274 mAh. 20 saat video oynatma desteği, 75 saat müzik oynatma desteği var. USB Type-C şarjlı. Hızlı şarjda 20 watt hızlı şarj diyor. Kablosuz şarj var. 15 watt MagSafe ile kablosuz hızlı şarj desteği var. 48 megapiksel bir kameramız var. OIS var. Optik görüntü sabitleyici. Video kayıt çözünürlüğü 4K 60 FPS. Vay be. İkinci arka kamera 12 megapiksel. Üçüncü arka kamera o da 12 megapiksel. Ön kamera 12 megapiksel. 4K 60 FPS çekim yapabiliyor. Vay canına. Ya böyle DxO Mark kamera V5'te 154 puan aldı. Yonga işlemci Apple A17 Pro, CPU frekansı 3.64 GHz, CPU çekirdeği 6 çekirdek, ana işlemci 2x3.78 GHz, birinci yardım işlemci 4x2.11 GHz, işlemci mimarisi 64 bit, grafik işlemcisi 6x Apple GPU, CPU üretim teknolojisi 3 nanometre, Antutu 5 Mark sürüm V10, 1.570.000 puan, Geekbench 5, 2150, single 2155, Geekbench 5 multi, 5960, artık ilk maçları okumayacağım. 8 RAM 128 hafıza diyor. Ne diyor? Böyle. Uzunluk %46.6, genişlik 70.6, kalınlık 8.25 mm, ağırlık 187 gram. Beyaz, mavi, siyah, titanyum renk seçeneklerimiz var. Gövde malzememiz cam. Çerçeve malzememiz titanyum. 5G'ye kadar var. iOS 17 ile geliyor. Wi-Fi 6E. NFC var. Bluetooth 5.3. Kızıl ötüsü yok. Radyo yok. Suya dayanıklık var. Parmak izi okuyucu yok. Bildirim ışığı yok. Sağ değer başlığa 0.98 watt bölge hücudu 0.98. 3.2 Gen 2'nin USB Type-C'si var. Çift hat desteğimiz var. 2023 yılı Eylül önünde çıktı. Evet, Huawei Pro 70 Ultra'ya geldik. Huawei Pro 70 Ultra. İddialı bir telefon. Ama bakalım yenebilecek mi iPhone 15 Pro'yu? Ekran boyutu 6.8 inç. Ekran teknolojisi OLED. Ekran çözünürlüğü 1260x2844 piksel. Ekran çözünürlüğü standart Full HD Plus. Piksel yoğunluğu 460 ppi. Ekran yenileme hızı 120 Hz. Ekran alanı 110.23 cm². Ekran dayanıklılığı Kunlun Glass.
Dogmatik Türk kapasitif ekran renk sayısı 1 milyarın üstünde. 1 milyar 70 milyon renk var. Ekran gövdenin %90.27 pil 5200 miliamper. 100 watt hızlı şarj, 80 watt kablosuz hızlı şarj desteği var. Üf. Kamera çözünürlüğü 50 megapiksel. OIS tabii ki var. 4K 60 FPS çekim yapıyor. Vay be. Ağır çekim ne? İkinci arka kamera 40 megapiksel diyor. Üçüncü arka kamera 50 megapiksel. 50 48. Yo. 50 50 40 böyle. Ön kamera 13 megapiksel, 4K 60 FPS çekim yapıyor bu da. Vay canına. DxOMark kamerada 163 puan almış. İşlemci Huawei Kirin 9010. CPU frekansı 2.3 GHz, CPU çekirdeği 8 çekirdek ana işlemci. 1x 2.3 GHz Taishan. Birinci yardımcı işlemci 3x 2.18 GHz Taishan. İkinci yardımcı işlemci 4x 1.55 GHz. İşlemci mermimiz 64 bit. Grafik işlemcisi Maleon 910. 950 MHz CPU frekansı, CPU üretim teknolojisi 7 nanometre. Evet. Skorları saymıyorum artık. 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama alanı var. Uzunluk 162.6, genişlik 75.1, kalınlık 8.4 mm, ağırlık 226 gram. Beyaz kahverengi, siyah ve yeşil olmak üzere 4 farklı renk seçeneği mevcut. 5G var mı bilmiyorum. Android 12 il AMUI 14.2 ile geldiği söyleniyor. Ancak hayır. Android de gelmiyor. Harmony OS ile geliyor. Harmony OS'i bilen var mı? 2021 yılı Haziran ayında Huawei'nin piyasa sürdü kendi işletim sistemi. Evet. Şu an 800 milyon aktif kullanıcısı var Harmony OS'in. Harmony OS Android büyük tehdit altında. Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, kızılötesi var. Radyo yok, suya dayanıklılık ve toza dayanıklılık var, görüntülü konuşma var, parmak izi okuyucu var, ekran içi var. Zerderleri verilmemiş. Evet, 2024 yılının Nisan ayında çıktı. Ne yapalım arkadaşlar? Sonuçlara gelelim. Ama şey diyeyim, Pro 70 Ultra iPhone 15 Pro'yu yenemez gibi görünüyor bana. Neyse, bunu sonuçları göreceğiz. Tam 6 dakika oldu. Ben videoyu hala çekiyorum. Ha, Pro 70 Ultra 15 Pro'yu yenebilir mi diyorlar. Sonuçlara bakalım. Evet. Huawei ilk 2 puanı aldı. Durum 2-0. 3-0. Bundan sonra burada yok. Burada olmayanlara puan yok. Durum 3-0. 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 8-0, Huawei Pro 70 Ultra önde. 8-0 durum. 9-0. Ona 0, 11'e 0. Evet, durum 11'e 0. Kalite konusunda zaten eşitler. Ama ağır çekimde Huawei biraz daha kaliteli. 11'e 0, 12'e 0. Durum 12'e 0. Durum 13'e 0. 14'e 0. Evet, Apple'da ilk puanı aldı. 14'e 1. 15'e 1. Ne diyor? 3x2.18 GHz Taishan. Bakalım CPU'ya bakalım bir. 2x3.78. 78 78.
7.56 bu. Neyse geç ya. Vallahi bunlar uğraştırıyor. 15'e 2, 15'e 3. 15'e 3 de. Evet hadi 15'e 3. Tamamdır, doğruymuş. 15'e 3, 15'e 4, 15'e 5. 16'ya 5. 16'ya 6. 17'ye 6, 18'e 6, 18'e 7, 18'e 8. Vay be. 18'e 8. Durum. 18'e 9. 18'e 10. 19'a 10. Durum 19'a 10. 20'ye 10. 10. Arkadaşlar durum 20'ye 10. Huawei Pura 70 Ultra kazandı. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum arkadaşlar. Gerçekten ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Evet, yani Huawei Pura 70 Ultra iPhone 15 Pro'yu yenemez zannettiğim yendi. iPhone 15 Pro yine yenildi. Önce Redmi Note 13 Pro Plus'tan, sonra da Huawei Pura 70 Ultra'dan ağır darbe yedi iPhone 15 Pro. Bakalım diğer telefonlarda da böyle ya. Olacak mı? Hepsi belli değil. Evet arkadaşlar, hangisi daha iyi seçtim? 57. bölümünün de sonuna geldik. Bu bölümde ne yaptık? iPhone 15 Pro ile Huawei Pura 70 Ultra'yı karşılaştırdık. 20'ye 10 bir puanla Huawei Pura 70 Ultra kupayı kaldırdı. Kazanan Huawei Pura 70 Ultra. Tebrikler Huawei. Bu turu sen kazandın. Apple ise ikinci yenilgisini aldı. Çok üzgünüm Apple. Ama maalesef. Evet, 58. bölüme kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.